Merhabalar değerli basın mensupları. Partimizin yerel seçimlerden birinci çıkması yalnızca Türkiye için değil, bölge ve dünya için de önemli bir gelişmeydi. Bu yüzden çok dikkat çekti, ilgi çok arttı. Sürekli üst düzey, büyükelçi düzeyinde büyük ülkeler, büyükelçileri genel başkanımızla görüşmek istiyorlar. Randevu talepleri oluyor. Yurt dışında da öyle. Hani gerek benim yaptığım temaslarda, gerekse genel başkanımızın yurt dışı gezilerinde kendisine yoğun bir ilgi var. Bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Artık ezberlediniz biliyorum ama dış politika iyi gitmiyor. Çok sorun var, çok yanlış var. Yanlışta ve hatalarda ısrar var. Şimdi bir defa içerik olarak bölgede bizden habersiz, yaprak kıpırdamazdan, yaprak kıpırdamayan bir diplomasi sürecine geçtik. Evet, tek tük görüşme oluyor, tek tük ziyaret oluyor ama bölgenin gündemine baktığınızda inanılır gibi değil. Kuzeyinde savaş var, doğusunda istikrarsızlık var, güneyinde savaş var, katliam var, Türkiye'ye uğrayan yok. Biden kabul etmiyor, Putin gelmiyor. Yani normalde Türkiye gibi bir ülke şu an vızır vızır dışişleri bakanlarının, devlet başkanlarının birinin gidip, birinin uçağının inip diğerinin kalkması lazım. Uluslararası örgütlerin burada toplantısı yapması lazım. Yani Arap Birliği toplanacak, İslam İşbirliği Konferansı toplanacak vesaire vesaire. Bunların hiçbiri olmuyor farkındaysanız. Batı'dan falan pek gelen yok zaten. Hatta şöyle söyleyebilirim, yani son aylarda yoğun seçim gündemine rağmen hani genel başkanımızın yurt dışı faaliyetleri Erdoğan'dan daha bile fazla neredeyse. Dolayısıyla Türkiye böyle, hani şu kapasitesiyle, şu kritik coğrafi konumuyla bölgesel gelişmeleri uzaktan izleyen, böyle tribünden dış politika takip eden bir ülkeye dönmeye başladı. Şimdi bir cumhurbaşkanı düşünün ki, Amerikan Başkanı ile Beyaz Saray'da görüşmek en büyük hayali, en büyük stratejik planı ne derdi diye sorsanız, hani ya Biden'la bir fotoğraf versek ya şey de diyecek Beyaz Saray. Hatta şey yaptı, hayıflandı. İşte Trump'la iyiydi de Biden'la kuramadık falan gibi. Yani bir taraftan kendisi dışındaki herkese gayrimilli diyor. Bir taraftan da uluslararası konferanslarda, zirvelerde Biden'ı kolluyor. Şimdi bu ikisi birden olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, AKP hükümeti de, Dışişleri Bakanı da tuhaf bir Hamas sevdası içinde. Nereden çıktı bu? Bu anlamsız ve faydasız bir sevda. Yani Haniye ile poz veriyor, peşinden gidiyor. Yani Hamas sivil katliamı yapıp sonra da kendi halkının katliamını sebep olmuş bir parti, örgüt. Bir de bunu şeyle karşılaştırıyor Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı. Efendim Kuvayi Milliye'miş. Ya şimdi ne alakası var? Birisi tarihsel boyutu var, derinliği var, verdiği bir mücadele var. Diğeri Filistin hareketini bölmekten başka hiçbir sonuca, hiçbir olumlu sonuca ulaşmamış bir hareket. Öyle ki Yunan Başbakanı ile basın toplantısı yaparken sorulan bir soruya verdiği cevapta Hamas o kadar zihnine işlemiş ki, yani Filistin'de diyeceğine Hamaslı diyor. Yani Hamas'la Filistin, Filistin'le Hamas Cumhurbaşkanı'nın kafasında eşitlenmiş. Başka bir Filistin anlamıyor. Ya kimsenin bu coğrafyada neredeyse Katar dışında kimsenin yan yana gelmek istemediği Hamas'la bu kadar içli dışlı olmanın mesela Türkiye'ye faydası ne oldu? Filistinlilere faydası ne oldu? Bir açıklasınlar, hakikaten çok merak ediyorum. Desinler ki biz Hamas'la yakın temas kurduk. O da Türkiye'ye, Filistin'e, bölgesel sorunlara şu açıdan fayda sağladı. Merak ediyorum. Mesela bir anlatsınlar şu noktalarda biz bu temaslarımızdan, Hamas'a kurduğumuz angajmandan, yakınlıktan şu faydaları sağladık ve bölgeye de şöyle bir fayda sağladık desin. Çok merak ediyorum. Değerli basın mensupları, dış politikada sorun var.
Dışişleri Bakanlığı'nda daha fazla sorun var. Şimdi Dışişleri Bakanlığı gibi Türkiye'nin en modern, en kaliteli, uluslararası alanda en saygın kurumlarından biridir. En köklü kurumlarından biridir. Bir defa neredeyse bütün atamalar sorumlu. Yani dışarıdan yapılan siyasi atamalar sorumlu. Liyakat yerle bir. Yani diplomatlık mesleğini ucuzlatmaya başladınız. Nedir? Bir şeyiniz var. Konsolosunuz. Efendim ziyaret etmiş. Yani ziyaret seni kabul etmişler. Böyle ergence tavırlar falan. Ve bu insan da Türkiye'yi temsil edecek. Yani diplomat sonuçta. Hani konsolos da olsa bir diplomatik kimliği var. Ve bir tane açıklama yapmıyorsunuz. Bir tane özür yok. Bir tane geri çağırma yok. Ya bu mudur yani? Diplomasi bu kadar ucuzlatılır mı? Bir kurum bu kadar yıpratılır mı? Yani bu fotoğrafı gören diğer diplomatlar, diğer ülke diplomatı, zannediyor musunuz ki bunlar hiç görülmüyor, hiç bakılmıyor, hiç takip edilmiyor? Herkes gördü o. Bütün kor diplomatik gördü. Başka ülkelerdekiler de gördü. Ya size aynı muamele yapsalar ne olacak? Şimdi daha da vahimi, bir yasa teklifi hazırladı AKP grubu mecliste. İnanılır gibi değil. Efendim, dışişleri teşkilatını güçlendirme vakfı kurulacakmış. Teşkilatı güçlendirme vakfı. E nasıl olacak? Vakıf bir defa para kazanacak. Yani bir okuyorsunuz, ben gözlerime inanamadım. Yani bu hakikaten doğru bir şey mi okuyorum diye. Şimdi vakfa gelir sağlayabilmek için yurt içinde ve yurt dışında taşınır ve taşınmaz alıp satabilecek. Yani hem taşınır alacak, ikisini de yapacak. Yani al sat yapacak, taşınır alıp satacak, taşınmaz al satacak. Kiralayabilecek, takas, trampa, ipotek tesisi benzeri tasarruflarda bulunabilecek. Devlet iç borçlanma kağıtlarına, kira sertifikalarına, şirket tahvillerine, hisse senedi ve diğer menkul kıymetleri alıp satabilecek. Yani Dışişleri Bakanlığı güçlendirme var. Böyle mi güçlenecek? Hani bir kripto işine girmemişsiniz ki onu da yapabilir. Hani bu yetkilerle yani taşınmaz alıp satma işte o da ona girer. Ya başka işiniz yok mu sizin? Dışişleri Bakanlığı'nı güçlendirmenin başka bir yolu yok mu? Derdiniz ne? Bu teklifi sunan milletvekili şöyle bir veri veriyor. Diyor ki şu anda yurt içinde 53 arsa var. Dışişleri Bakanlığı'nın arsası var. 10 tane binası var. Yurt dışında 36 arsası, 242 binası var. Aa! Yani oturmuş bunları çıkarmışlar. Ya Türkiye'de satacak bir şey kalmadı. Hani sattın bitirdin. Anadolu Jet'e geldin, A-Jet yaptın. Dışişleri Bakanlığı'na bağlı, ona ait, zamanında bu ülkenin halkından toplanan vergilerle alınmış arsalara, binalara mı göz diktiniz? Onlar ne zahmetlerle alındı zamanında? Bunun mutlaka engellenmesi gerekiyor. Efendim, dünyanın en çok misyon bulunduran, misyona sahip üçüncü ülkesiymiş Türkiye. Yani her şeyi sayıyla ölçüyorsunuz. Nicelik mi, nitelik mi dediğimizde hep niceliğe. Büyük adalet sarayı hukuk yok. Büyük hastane randevu yok. Çok büyük elçilik var, çok temsilcilik var. Dışişlerinin, diplomasinin kalitesi yok. Bu sevdadan vazgeçmek gerekiyor. Böyle her şeyi büyüklük sayıyla ölçmekten. İşin içine kaliteyi katın. Yasa teklifine bakıyorsunuz, yüksek öğrenim kurumu kurabiliyormuş. Niye? Yani Dışişleri Bakanlığı bir vakıf kuracak, bakan aynı zamanda vakfın başkanı olacak, o vakıf bir üniversite kuracak, onun bir mütevelli heyeti olacak, o mütevelli heyetini, 10 kişilik mütevelli heyetini bakan atacak, onun da başında olacak. Rektör de ol. Derslerin hepsine de sen gir. Şimdi bu dışları neyle uğraşıyor? Türkiye'de üniversite mi kalmadı? Bakın ben
170 sene önce kurulmuş, geleneksel olarak Türkiye'ye diplomat yetiştiren bir okulun bölümünün bölüm başkanıyken ihraç edildim. Biz öyle bir öğrenci yetiştiriyorduk ki, dışişlerinin eline sınavı kazandığı o objektif, liyakata dayanan sınavı kazandıkları anda dışişlerinin eline zaten aşağı yukarı olmuş bir genç diplomat teslim ediyorduk. Ve biz bu yüzden eleştiriliyorduk akademide. Yani siz çok dışişlerine yönelik eğitim veriyorsunuz diye eleştiriliyorduk neredeyse. O Dışişleri Bakanlığı'na uluslararası saygınlığını kazandıran diplomatların çoğu, hakkını yemeyelim, başka kurumlar da vardı, akademik kurumlar da vardı, çoğu mülkiyeden mezundu. Neyinize yetmedi? Orayı biçip ondan sonra biz efendim orayı size en kaliteli diplomatları yetiştiren kurumu zayıflatıp ondan sonra bir vakıf kurup dışişlerini efendim teşkilatı güçlendirecek misiniz? Nasıl yapacaksınız? Taşınmaz alarak, satarak, kiralayarak, devlet tahvili alarak. Başka işiniz mi kalmadı? Üniversite mi yok? 203 tane üniversite var Türkiye. Hepsinde uluslararası ilişkiler bölümü var. Onlarca hukuk fakültesi var. Master doktora yaptıracaksanız yurt dışında, yurt içinde onlarca kurum var. Tam AKP işi. Kurumları zayıflat, sonra güçlendirmek için akçeli işlere gir. Taşınmaz alıp satacak. Emlakçı mısınız siz? Şimdiye kadar Dışişleri Bakanlığı ta Osmanlı döneminden bu yana bir yerde bina alamıyor muydu? Bunun için bir vakfa mı ihtiyaç var? Tam biz bunları düşünürken bir bakıyoruz Dışişleri Bakanlığı yeni atama yapmış. 3 yeni Dışişleri Bakan Yardımcısı. Şimdi bakanı zaten siyasi. Normali o. Ama bakan yardımcılarınız yani eskinin müsteşar konumunda olanların kariyer diplomatı olması gerekiyor. Bakıyoruz o 3 tanesinden 2 tanesi de sizin sabah yazılarını bilmem neyi koyuyorsunuz. İletişimcileri koyuyorsunuz. Yani şimdi bir kurum bu zayıflatmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Ondan sonra da vakıf aracılığıyla güçlendirecekmişsiniz. Yani güçlendireceksen Türkiye'de eğitimin kalitesini güçlendir. Kendi diplomasi akademin yok mu senin? Niyetiniz neyse onu söyleyin Sayın Fidan. Bir dış politika yürütürken bu kurumun yapısını bu kadar bozmayın. Bu kadar zayıflatmayın. Kurumlar olmazsa devlet olmaz. Devleti var eden şey bir kişiler değil. Çünkü kişiler gelip gidiyor. Bakın siz kim bilir kaçıncı şeysiniz, dışişleri bakanısınız. Ama kurum kalıyor. Mülkiye hala mülkiye kalıyor. Çünkü kurumsal bir yer. Kurumsal bir akademik birim. Kurumları bu kadar zayıflatırsanız bunun altında kalırsınız. Çok teşekkür ederim.